Ama şimdi Nazlı Hanım'ın söylediklerini artık yeni gelinler böyle bir yeni nesil böyle bir şey kabul etmiyor. Şimdi Nazlı Hanım diyor ki biz diyor kayınvalidemizi, kayınpederimizi görünce kaçıp kaldık. Böyle bir şey çağırmadı Nazlı Hanım. Bacı tamam onu yapmasın bari şunu yapmasın. Onu hadi yani, onu boş ver. Kalmadı. Nerede öyle gelin mi var artık? Çok. Geçecek. Vallahi çok. Yine Allah ismi hakkı o zaman, için çok. O zaman senin sorunun oğlunla hayat. Varsa ben zaten bütün savaşım oğlumla. Heh. Benim bütün savaşım. Senin kafandaki böyle birini gelin getirip karşıma oturttur da hiç. İşte sorun ama bu. Ama anne, ben anneme şunu da söylemek istiyorum. Ben anneme daha çok annemin tabirine saygılı birini de getirdim. Onu da kabul etmeden anne. Kimi getirdin Kerem? Kaç tane nişan yaptım hepsi bozuldu yani. Olmadı hiçbiri. Bunu da söyleyeyim. Getirdiklerin hepsi beyleydi. Birini yok. Biri hariç. Hiçbirini beğenmedin ki. Efendim ancak Ayşe. Ben seninle başa çıktım. Yazık o da gitti. Şimdi Nazlı Hanım haklı olduğun taraflar yok değil var. Fakat bu kadar da olmaz yani. Senin dediklerini şimdi kimse yapmaz. Yapacak. Ayak üstüne atmakta ne var ki? Emre'ye bir şey sorabilir miyim? Emre, Nurgül'ün ayak üstüne atmasını sen evde yalnızken asla Nurgül'e böyle yapma demiyorsun. Asla, ben... Burada annenin yanında Nurgül'e diyorsun ki ayak üstüne atarak saygısızlık yapıyorsun. Ayşe Hanım, evinde ne isterse onu yapabilir. İstediğini gittin arkadaşlarının yanında, başka bir yerde, başka bir ortamda ben yapmasın demiyorum. Ama ananın, babanın, büyüğün karşısında biraz üslüplü otursun deyip çok bir şey mi isteyeyim? Hayır. Hakkım olanı isteyeyim. Nazlı Hanım, Emre senden korku böyle oturma diyor. Saygı. Saygı kimse değil, kimse kimseden korkamaz. Kimse kimseden saygı. Kimse kimseyi sevmek zorunda da değil. Saygı. Saygı. Saygı oturmayla olmaz. Her şeyle olur. Çok şeyde haklısın fakat hayır bunu her kabul etmiyorum. Her şeyle olur. Efendim sadece Semra al mikrofonu bebeğim. Ben burada şimdi Nurgül'e söylemek istiyorum. Eşinin yırtığını söküğünü dikemedin. Bir çocuk büyüttün. Çocuğunun yırtığını söküğünü kim dikti Nurgül? Vallahi çocuğumun yırtığı söküğü çöp. Yani hiç giydirmedim yırtık bir şey. Yırtıldı mı çöpe böyle attım. Yırtıldı çöpe attım diyor. Var ama böyle niye dinlemiyorsunuz kızı? Var. Nerede? Gel işte, var işte. Karşında otur. Ben varım ben. Var. Bir dakika. Söküldü diye oturup diken de var, atan da var. Hayatın gerçeği bu. Evet. Yani kız burada gerçekleri söylüyor diye. Ne oldu? Niye linçleniyorum yani? Atıyorum dedi. Atıyorum Sedan dedi ya. Bu geçimde. Ya bunu, bakın bunu onaylamak için söylemiyorum. Oturup bunu diken de var. Aman yırtıldı bana ne gitsin. Eskiler dememiş mi kocanın ikinci kaşığını kır diye. Siz demediniz mi? Siz öyle büyütmediniz mi kızları? Biz bunları fazla adam olmasına izin vermeyin. Fazla yürümesine izin vermeyin. İki kaşıktan birini kırın. Tamam. Kaşık üç olursa bunlar da gider. Demediniz mi? Tamam dedik de bu kadarsın da yapın demedik. Ya kızları dedik. Kızları bir dakika. Kızları böyle yetiştirdiniz. Evet. Siz yetiştirdiniz. Evet. Siz yaptınız. Dediniz ki kocanın üç kaşığı varsa birini kır. Fazla yürümesin. Halazlandırma. Gider. O da onu yapıyor. Söküldü atıyor. Çalısını dedi. Biraz fazlalaştı mı başkasına gidecek. Gitti zaten. Lan öyle dediniz. Ben dedik, iyi yapmışım. Ama dediniz de kadar demiyorum. Dedik ama bu kadar aşırı demedik. Yani diyebilir. Benim hedefim sen değilsin bebeğim. Ama böyle bir algı var biliyorsunuz değil mi? Var. Yalan mı? Var. Böyle büyütülmedik mi? Erkek çocuğunu sen erkeksin. Sen yaparsın. Ne demek? Karını konuşturma. Sen konuşacaksın. Masa vuracaksın. Derken kıza da sakın. Üç kaşığın birini kıracaksın. Palazlandırmayacaksın. Demediler mi? Sakın yürümesine izin verme. Dikkat et. Biraz palazlandırdı mı gider. Doğru mu? Doğru. Gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Gideni bırakacaksın gitsin gerçi o ayrı da. Ya orası öyle tabii. Gidenin gözü oradaysa ne dek tutamaz. Aynen yok öyle. Giden gitmiştir zaten. Gittiği gün bitmiştir.
giden gitmiştir. Karnına göğü dolandı mı? Ama neden göğü dolandı mı? Adam bakacak, hürmet yok, saygı yok, yemek yok, saygı, hiçbir şey yok. E ne diyecek adam? Gözünü köprükten kaldıracak, başka yerlere bakacak. Sen senelerdir hürmet ettin, saygı ettin de ne oldu, ne Allah oldu? Allah'ıma şükür olsun. Olan ne oldu? Aha döşeğim bu kadar kız. Al. Nereye geçsem, entilerimin yanına, kayınbabamın evine, kaynanalarımın evine gideyim. Aa, kendini kandırırsın öyle. Sen kendine. Kaynanına, görümcene git. Ben tatile gideceğim. Döşeksiz. Sen kendini kandır öyle. Şimdi... Çok kibar bir şey yapayım. Bundan Nurgül övün. Diyor ki, Nazlı Hanım, Nurgül diyor ki, ben böyle yaptıkça Emre daha çok çalışıyor diyor. Evet. Evet, gerçek ama. Evet. Gerçekten. Yoksa yayacak kendini diyor. Seda Hanım, benim oğlum Sedir'i... önüne de yatmış, vur demiş. Yani neyim, yapacak bir şey yok, şeyi seçmiş yani. Yapacak bir şey yoksa demek ellerini üzerinden çekeceksin demektir. Çekeme. Canım sağ olduğu sürece bugün gidip o kontratı da imzalayacağım, depelerini oturacağım. Çekeceksin, bırak çocukları, rahat bırak çocukları. Geç onları, ben oğlumu yem olarak kullanırım. Rahat bırak, o yem olmuş bir kere. Mümkün o de. O kendini yem etmiş. Sen daha olsa... bekleme, daha bekleme. Göreyim mi oğlum? Bak görüyor daha musun? Bekleme. Emre bak karşımda konuşanlara bak, bir sustur şunları, bak bak nasıl konuşuyorlar. Lan Allah seni nasıl bir iyisi eyledi. Beni düşürdün gruba. Ben gruba. Anlamıyorum ki biz yem miyiz yani? Yemik tabii, çöp olduk, yem olduk. Her şey olduk Allah aşkına. Öyle demeyin, öyle demeyin. Tamam Hanım bir şey söyleyecekti. Tamam Hanım mikrofonla ses. Bir şey söylemek istiyorum. Nazlı Hanım, ben de bir kaynanayım. Ben çocuklarımı kıt çocuğu gibi de yeri eldimi yetiştirdim. Ona karşı değilim. Hı. Bir erkek evde yeri eldimi bayan işi de yapmalı, erkek işi de yapmalı. Yarın önünde karısı olmayabilir, anası olmayabilir. Tamam. Tek başına işte o erkek... Bu. Ya tamam bırak Allah'ım. Vallahi ben ya çocuklar... Bırak. Yok ki. Sana Müslüman mı baba? Kendi kendine boşa havalanıp tavalanma. Vallahi öyle. Sen bulmuşsun da bunuysun. Hayır olmuyor. Öyle bir tanesi olsa git ne yaparsan yap. Camı silmem, bulaşık yıkamam, yemek... Her şeyi ondan vallahi, beklerse... Şu an evli oğlum yapıyor bak. Bak elektrik süpürgeyi aldı sabahleyin ben olduğum halde çekti. Kahvaltıyı hazırladı. Aslında bakın güzel bir mesaj verdi. Diyor ki çocuklarımı, oğullarımı öyle bir yetiştirdim ki yarın bir gün yalnız kalabilirler. Yani bundan da anlayın. Ben çocuklarımı da yapayım. Şu anda diyor oğlum evi süpürüyor diyor. Bak, bak büyük oğlum da yapar mesela. Ki nasıl bir kaynana. Bak. Onun için o gelini kıymetli. Ha. Biz her şeyi yapıyorsa bizim kıymetimiz yok. Sen Nurgül, orada dilini uzatma. Doğrusunu yapıyorsun. Herhalde. Deneyimlemişim biliyorum. Ama siz de bulmuşsunuz. Benim oğlum bak benim çocuğum. Bana gelen gelinler şikayet etmesin o konuda. He. Ben diyorum iki ayak üstüne düştünüz. O konuda. O konuda ben dört ayağımın üstüne düştüm. Sen ikisine düşmüş olabilir, benim dört ayağımın üstüne düştüm. Tabii ben çok şükür vallahi bak. Bunu ne gerçekten bulursun? Sıcak sudan soğuk su elim değmiyor. Hiçbir zaman şikayet nerede etmiyorum. Böyle onu geç, biliyorum. Onu geç. Ben onu... Allah kalbime göre verdi. He. Allah kalbime göre verdi. Sen onu annesine derse desin. Annesi ne derse desin, benim eşim her şeyi de yapıyor, her şekilde bana yardımcı da oluyor. O söküğü de annesinin yanında işte altta kalmamak için gösteriyor falan. Biliyorum yani arka planını. Peki Nurgül Hanım, siz çok ben yükseklerden gidiyorsun. Abla. O söküğü çöpe böyle çözüm... atarım diyorsun ya, o da yanlış. Bak ben... şöyle yaparım. Senin var da atıyorsun. Atarım. Olmayanlar için ne olacak? Olmayan düşünsün, ona göre biriyle evlensin. Öyle değil mi? Evlenmesin, bana ne yani, ben kaynanamı şey... Annem babamı kendim seçmedim. Ekstra bir hizmet ama ayaklarım uzununda durmayı kendi kendime seçtim mi seçtim. Kocayı da o zaman ayakların üstünde kendisi. Duruyorsan kocayı seçmeyeceğin ayakların üstünde dur. Tek başına yaşa. Hayır bak. O kadar biliyorsan. Benim yanımda bakan bana, biri lazım. Bakan. Bana destek olsun. Diyorsun ya. Bak şimdi tamam hanım. Benim yanımda bana destek olsun diye ben evlenmedim Emre'yle. Stüdyoda biz gergin almayı yaz. Eşlik ediyoruz. Biz herkes ayaklar üstünde yoksa onun parası ihtiyacım olduğu için. Herkes bir dakika tamam hanım. Dingil mi dingil mi neyse dingil. Onu da buldu. Her dediğini yapayım. Ya beni var ya delirtiler bunlar, çileden çıkartıyorlar ya. Eşim de eşim. Dört ayak üstüne düşmüşüm. Dorgu benim oğlum eşim yerlerde. Eşim. Kocamı seviyorum diyor, ben memnunum diyor, aramıza girme diyor kız. Ya Seda Hanım böyle birini bulsam vallahi ben de severim. İşimi aşımı yapacağım. Kocam da kocam. Teha. Kocam da kocam. Benim kocam. Kocam da kocam. Vurmuşsun bir tane, tut elinden yeri. Yeri. Reklamlardan sonra seni. Buradayız.